Müvekkil Demirtaş, 20 Mayıs 2016 tarihinden evvel düzenlenen fezlekeler nedeniyle yargılanmakta olduğu bu sıralar halen milletvekili olup milletvekili dokunulmazlığına sahip biridir. Anayasal düzenleme uyarınca halen milletvekili dokunulmazlığına sahip olduğu halde 20 Mayıs 2016 tarihinden evvel işlediği iddia edilen suçlardan yargılanmakta ve tutuklu bulunmaktadır. Bugün itibariyle bir suç işlemesi halinde dokunulmaz iken geçmişte iddia edilen suçlar nedeniyle bugün dokunulan biridir. Kısaca 20 Mayıs 2016 tarihinden evvel işlendiği belirtilen suçlar nedeniyle yapılan bu yargılamalar anayasa uyarınca halen mevcut olan dokunulmazlığının ihlalidir. Demirtaş'ı yargılamak bir zaman makinesi ile 20 Mayıs 2016 tarihinden evvele gitmekle mümkün olabilir ancak toplam 96 adet fezleke hazırlanmıştır. Bu fezlekelerden 48 adedi milletvekili seçildiği 2007 yılı ile 2014 yılının sonuna kadar olan 8 yıllık zaman dilimindeki siyasi faaliyetlerine, diğer 48 adedi ise 2015 ile dokunulmazlıkları rafa kaldıran anayasa değişikliğinin yapıldığı 20 Mayıs 2016 tarihine kadar olan yaklaşık 1,5 yıl içerisindeki siyasi faaliyetlerine ilişkidir. 46 adet fezleke, Cumhurbaşkanlığın 28 Temmuz 2015 tarihinde vermiş olduğu dokunulmazlıkları kaldırın talimatı sonrası 10 ay gibi bir sürede düzenlenmiş. 15 adet fezleke, dokunulmazlıkları kaldıran anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi sırasında düzenlenmiş. Bir adet fezleke ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dokunulmazlıkları rafa kaldıran anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldüğü bizzat 20 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenmiş, aynı gün memur eliyle Adalet Bakanlığı'na apar topar yetiştirilerek anayasa değişikliği kapsamına aldırılmıştır. Fezlekelerin düzenleme tarih ve yoğunluğu maalesef yargının içinde bulunduğu durumun ibret verici yanını ortaya koymaktadır. 96 fezlekenin 29 adedi farklı il ve ilçelerde olmak üzere 29 bağımsız davaya dönüştürülmüştür. 35 adedi ile ilgili 6352 sayılı yasanın geçici 1. maddesiyle yapılan 31-12-2011 tarihinden evvel yapılan düşünce açıklamaları hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir şeklindeki düzenleme uyarınca 3 yıllık süreyle erteleme kararı verilmiştir. Bir adet fezleke ise halen soruşturma aşamasında olup davaya dönüşmemiştir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla müvekkil hakkında düzenlenen toplam 96 adet fezlekeden 28 adet fezlekeyi düzenleyen ve aralarında başsavcı ile başsavcı vekillerinin de olduğu 10 savcı FETÖ terör örgütü üyeliği nedeniyle ihraç edilerek tutuklanmıştır. Diyarbakır'da iddianame düzenlenip bu iddianame kabul edildikten sonra Diyarbakır 8. Arıza Mahkemesi davanın naklini istedi ve dava Ankara'ya nakledildi. Dava Ankara'ya nakledildiğinde Mart ayında nakledilmişti. Ancak her neredeyse 16 Nisan referandumuna kadar bu dosya herhangi bir mahkemeye verilmedi. Ve çok ilginçtir, dosya 17 Nisan tarihi itibariyle Ankara 19. Arıza Mahkemesi'ne tevzi edildi. Ceza Mahkemesi kanunu çok açık biçimde. İddianameyi kabul eden mahkemenin yapacağı ilk işin duruşma günü belirlemek olduğunu söyler, emreder bunu. 17 Nisan'da mahkemeye verilmesine karşın ve daha önce iddianamenin kabulü kararı olmasına karşın bugüne kadar müvekkilimizle ilgili açılan davada duruşma günü verilmiş değildir. Bu bir suçtur aynı zamanda. Bunu yapmayan mahkeme, yani 3 hafta geçmesine rağmen bunu yapmayan mahkeme bir başka mahkemeyi dosyayı birleştirme talebinde bulmuş. Yani bu dosyadan kendisi de kaçmak istemiştir. Mahkemenin bundan kaçmasının nedeni aslında bu davanın açılışının, bu davanın yürütülüşünün, soruşturmanın siyasal sahiplerle ve siyasal amaçlarla yürüyor olması. Bunun çok açık olması. Bu nedenle de aslında tarihe not düşülecek böyle bir davada kimse de kolay kolay bu sorumluluğun altına, bu tarihi vebalin altına girmek istemiyor.